Oğlum engerek değil mi bu? Bir dihir. İyi ya, dayı sen aç kapıyı. Kapımızı aç. Bir aparat alıp gelin lan. Çekiyorum, çekiyorum. Dur, dur abi. Çekiyorum abi, sen al götürün. Dur hoca, dur. Dur, dur. Tamam abi, yavaş. Hikmet abi götür. Aç kapıyı, aç kapıyı. Sola bak. Bekliyorsun sen. Yürü dayı. Vurma, vurma, öldürme, öldürme. Götürüp giderler ya. Yaralı, zararsız karayvan ya. Ama sağlam var. Sana ne oluyor ya? Alo. Abi yavaş yavaş, çek kolundan dur. Hey abi. Hikmet, al al. Salla, öldür. Alo. Bayağı var öldü. Ay. Ya beni öldür ver be. Öldürme. Abi atsa ormana atsın ya. Kendinden arıza tut, bir şey yapmaz o. Ağzını açma. Kapatma bu da. Tamam. Yok, Mezitli Çaltana sitesi arkasında. Yılan kafası var. Yılan vakasına geldik yine. Yılan ölü ölü. Yok. Bir aşağıda mı? Bırak bakayım. Eşik iş ha. Ölmüş. Ölü mü ya bu? Kaçıyor ya. Ama düşürmüş dayı bak, ölüyor ya. Ölüyor. Yok ya, yaşıyor. Evet. Bırak bakalım. Arkadaşlar, kutunun içi yok ya. Hocam o zaman şöyle bir şey yapalım. Evet, bölgemizde birçok yılan çeşidinin dünyada olduğu gibi bölgemizde de birçok yılan çeşidimiz var. Bunlardan işte siyah yılan dediğimiz, boz yılan dediğimiz, ondan sonra kör yılan dediğimiz tipler var. Ancak bunu halk arasında böyle isimler verilmiş. Bunların içinde engerek yılanları var. En zehirlerinden biri engerek yılanlarıdır. Böyle biraz yapıları boz bir renkte ve kalın, kısa boylu olurlar. Yılanla karşılaştıklarında mümkün olduğunca çok yılana dokunmamak daha mantıklı olacaktır. Onu kışkırtırsanız, çünkü yılanlar insanlardan korkar, kaçar. Onu kışkırtırsanız da size saldırma ihtiyacı duyar. Herkesin kendi savunma sistemini kullanma ihtiyacı duyar, her canlıda olduğu gibi. Kırsal bölgelerde mümkün olduğunca evlerin etrafını temiz tutmalar. Oradaki çalı, ot, işte yaprak döküntüleri, bunların temizlenip ev etraflarını temiz tutarlarsa daha çok yılanlar o tip yerlerde dolaşmayı sever. Kendilerini açığa çıkartacak bir pozisyonda gezmeyi, dolaşmayı sevmezler. O yüzden kapalı ve gizli yerlerden gideceği için evlerinin önlerini ve etraflarını temiz tutup orada hayvanların cazibesini çekecek gıdaları da çok evin önünde bulundurmamak gerekiyor. İkinci bir önlem, halk arasında kükürt dediğimiz tarım ilacı. Kükürdü evin etrafına böyle serpeleyerek koyduğu takdirde yılanların kükürtten biraz işte uzak kaçtığını biliyoruz. O yüzden kükürtlü yere girmeyeceği de düşünülebilir. Şimdi hayvanlar aç kaldığı zaman karnını doyurmak için muhakkak bir yerlere girmek zorunda kalıyor.
Yılanlar da eğer ki şehir ortamına yakın yerlerde yaşıyorsa daha çok dışarıda kendilerinin ihtiyacını karşılayacak gıda maddelerine ulaşamadığı için evlerin içindeki işte peynirdi, süttü, bunun gibi kokular hayvanları cazip hale getiriyor evin içine girmesine. Kesinlikle etki. Şimdi daha önce hayvanların yaşama alanları nerelerdir? Dağlardır ve insanların olmadığı arazi yapısıdır. Ancak hayvanlar o arazi yapısında aç kalınca ne yapacak? Daha çok gıdaya ulaşabileceği yerlere doğru göç etmeye başlayacaktır. O yüzden de yılanlar da ve birçok hayvan gibi daha çok insanların, toplumun o yaşadığı yerlere doğru akın etmeye başlıyor.